Benim tabii figürüm anne figürü. Yani benim için baba baba yok ortada. Baba yok. Baba ilk babamı 9 yaşında gördüm. Şaka yapıyorsun. Gözümü açtım. Ben kendimi futbolda gördüm. Eşinin intihar. O benim insanlara olan güvenimi kırdı. Yüzyılın golünü dünyada ödülünü alan Beşiktaş formasıyla oyuncusuyum. Daha yetmez mi bu rekorumuz? Peki. Ve bunun üzerine çok absürt adamların müzede resmi var. Benim yok. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, haberler.com'a hoş geldiniz. Ben Gökay Kalaycıoğlu. Haber Bahane Röportaj serimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de yine çok özel bir konukla misafiriniz olmaya hazır nazır karşınızdayız. Bu hafta çok özel bir adam bizlerle birlikte sevgili seyirciler. Spor dünyasını, futbolu temsil ediyor ve Türk futboluna adını hakikaten koca koca altın harflerle yazdırmış futbolun mihenk taşlarından biri. Ve o kadar sürüden ayrı bir yapısı ve tarzı var ki tanıdıkça çok sevdiğim ve tanıdıkça sözlerine çok itibar ettiğim, hani duymayıp işittiğiniz, bakmayıp gördüğünüz insanlar vardır ya, onlardan bir tanesi. Sürüden çok ayrı, yıllar içerisinde bize hep bir futbolcu profili verildi ya, beynimize kazındı. Ondan çok farklı, kendini yıllar içerisinde çok geliştirmiş ve ilerletmiş bir adam. Sevgili Oktay Dereli oldu bizlerle birlikte. Bakalım neler anlatacak hayatının arka sokaklarına dair. Buyursunlar. Oktay abi hoş geldin. Valla hoş bulduk Gökay'cığım. Övgü dolu sözlerin için, düşüncelerin için bir arkadaşım, dostum, kardeşin olarak teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Hakikaten her kelime, her cümle çok samimi ve yürektendi. İnanıyorum buna. Sormak istiyorum gerçekten. Açılışta da müsemma olsun ilk sorum. Nasıl bu kadar sürüden ayrı olmayı başardın? Yani futbolcu dendiği zaman yıllar içerisinde, şimdi senin jenerasyonunda da, senden bir adım öte jenerasyonda da, gerideki jenerasyonda da ahbaplarımız, arkadaşlarımız var. Evet. Hayat görüşleri çok farklı. Çok. Eğlence anlayışları, hayata bakışları, özel hayatlarına dair inişleri, çıkışları çok farklı. Sense çok farklısın. Nasıl başardın bunu? Her şeyden önce dediğim gibi yani samimiyet benim için çok önemli. Samimi duygular çok önemli. Bir daha dünyaya geleceğimi düşünmüyorum. Bir tane canım var. Allah'a haşredecek. Allah'ın o da. Tekamüle inanmıyor musun? Bizim. Yani? Ya ben sonsuz bir inancım var Allah ve bizi yaradana. Ve manevi olarak, hissiyatım olarak inanıyorum tabii ki. Yani bundan sonra, ölümden sonra cennet ve cehenneme kesinlikle inanıyorum. Ama o kadar güzel anlattın ki sürüden ayrı. Evet. Aslında sürüden ayrı değilim. Sürünün içinde olmak istiyorum ama düşüncelerim farklı. Çünkü yaşayacak başka bir sürü, başka bir yer yok. Ya bu deveye güdeceksin, ya bu diyardan gideceksin lafı var ya. Hı. Ya bu işi yapacaksın ya da yapmayacaksın. İkisinden bir tanesi. Başarmak neye göre? Kıstas ne? Aslında bunu konuşmak lazım. Ben herkesin kendi dünyası vardır. Kendi çizdiği alanlar vardır. Kendi belirlediği sınırlar vardır. Ben bu görüşte olan bireyim. Hangi işi yaparsan, işte senin moderatörlüğün, benim futbol adamlığım, bir başkasının mimarlığı, bir başkasının doktorluğu. Herkesin kendi bir hayat görüşü vardır. Kendi bir adalet duygusu vardır. Kendi özgürlüğü vardır. Bunlar kime göre, neye göre? Benim adalet duygum sana göre uygun olmayabilir. Benim çizdiğim sınırlar sana ters gelebilir. Ben de diyorum ki herkesin görüşüne saygı duyduğumuz, herkesin görüşüne itibar gösterdiğimiz bir dünya olsun ve herkesin kendi alanında, kendi sınırında sevdiği bir yaşam tarzı olsun. Böyle düşünüyorum. Hayatta. Bu işi ya yapacaksın ya yapmayacaksın dedin ya. Aslında belki doğru cümle şu. Bu işi ya bu şekilde yapacaksın ya da yapmayacaksın. Yani bu şekildenin alt metninde şu var. Senin mesela geçmiş zamanlara bakıldığı zaman işte gece hayatı, o dönemin magazin anlayışına hitap eden
mankenlerle olan haşır neşirlik, ne bileyim, işte alkoldü, bilmem neydi. Geçmişe dönük konuştuğunda, baktığında. Evet. Yok, yok oldu, yok. Yok, yok, evet. Yani bu kadar sütten çıkma hakkı, gerçekten sütten çıkma hakkı aşık mısın yoksa? Asla, asla Sümaşa. Şey mi? Aa, öyle bir yoksa şey. Yoksa karda yürüyüp izini belli etmeyenler mi? Karda yürüyüp izini belli etmeyenler dedim. Evet. Bu, madem buysa bunun arka taraftaki kötü tarafı, karda yürüyüp izini... Sen daha tehlikelisin o zaman. Hayır hayır, karda yürüyüp izini belli etmek nedir ama? Bunun açılımını yapmak lazım. Nedir? Her ne? Artı yiyip belli etmeyenler. Her artı yiyip demekten ne? Yani ne? Ben özel hayatla ilgili söylüyorsam, ben gizli yaşamak isteyenlerden özel hayatı. Abuk subukluk. Futbolculara anlamında yapıştırılan sıfat nedir? Çapkın, aldatır. Çapkın ve aldatan bir adam mıydın? Hayır, hayır. Hep tek eşli mi oldun? Tek eşli olmaya çalıştım. Hep tek eşli oldum. Çalıştığımın altında ne var? Şöyle... Başaramadığın noktalar oldu. Evli mu? Olmadığım dönemlerde tek eşli olamadım. Ama hayatımda biri varken, birlikteyken, evliyken... Ve bugün baktığımda çok uzun bir dönemde hep evli kalmışım hayatımda. Üç evlilik yaptın değil mi? Üçüncü evliliğim bu. Şu anda da çok mutluyum. Şükürler olsun. Çok şükür. Hepsini de isteyerek, severek yaptım. Ama karda yürüyüp izini belli etmeyenler, senin dediğin gibi kötü anlamda halt yiyip. Ama ben karda yürüyüp izini belli etmeyip düzgün yaşayan taraftayım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir şey varsa zaten o ortaya çıkar. Saklayamazsın. Hele özel hayat gibi. Duygularınla yaşadığın bir yapıdaysan o zaten ortaya çıkar. Sen istediğin kadar sakla. Hı. İstediğin kadar senin dediğin gibi karda yürüyüp izini belli etmeyenler, yani her haltı yiyip de yapanlar anlamındaysan bu çıkar. Bu saate kadar da öyle bir şey olmadığına göre. Şükürler olsun. Karda yürüyüp izini düzgün belli etmeyenlerden. Pekala. Nerelisi? Ben İstanbul doğuma büyüme ama baba tarafım Trabzon. Baba aile. Özellikle babaannem, dedem. Hmm. Kaç kardeştiniz? Ben tek aslında ama annem daha sonraki evliliğinden bir tane kız kardeşim var. Sonra babam da evlilik yaptı. İki tane de oradan kardeşim var. Hmm. Dört kardeş gibi görünüyor. Yani ama öz üvey muhabbesine inanıyor sanki, ben inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Şeye. Aslında 3-4 kardeşsiniz ama hani ikisi öz, biri üvey gibi falan değerlendirilebiliyor değil mi? Ya aslında şu anda kız kardeşim, şu anda onunla büyüdüğüm için, annemle büyüdüğüm için onunla birlikteyim ve onunla hiçbir zaman aramda öz üvey. Değil mi? Ben de inanmam ona. Peki anne baba ne zaman yollara ayırdı? Sen kaç yaşındaydın? Ben 8 aylıkken, daha bir yaşında yokken. Şaka yapıyorsun. Tabii tabii, çok ufakken. Oo, kötü olmuş. Peki hayatında şimdi anneyle devam ettin hayatına sonrasında? Benim tabii figürüm anne figürü. Yani benim için... Baba? Baba yok ortada. Baba yok. Baba, ilk babamı 9 yaşında gördüm ben. Şaka yapıyorsun. Tamam. O gerekçe ne? Gerekçe baba yok ortada. Yani yurt dışına mı çıkmış? Ne yapmış? Yok, çıkmamıştı. 9 yaşında gördüm. Gördükten bir ay sonra çıktı. Ayrılmıştı. Yani babamı zaten şu anda hayatımda 4 kere falan gördüm. Oo. Yok gibi yani. Yaşayan ölü gibi. Sorun anneden mi kaynaklanıyordu? Anneyle çok mu kötü ayrıldılar? Yok, kötü ayrılabilirler de. Yani hayat bu. Ama hani annemi görüştürmedi acaba, yok, diye düşündüm. Yok, hiç. Ya öyle bir şey olamaz. Yani bu bir duygudur. Yani babanın evladı veya annenin evladı duyduğu bir duygudur. Ben o tarafımı bilmiyorum. Onu babama sormak lazım. Hiç sormadın mı sen? 2000 yılında büyük kızımın doğumu Amerika'da olmuştu. Orada konuşmuştuk. Babamla konuştuğumda kendinden razı bir yapıya sahip. Hatta hiç unutmuyorum. Cüzdanından çıkarttı. İşte ilk bak dedi, senin resmin var burada dedi. İşte sonra kız kardeşin, sonra işte erkek kardeşin, işte olan çocukları. Yani bana sevgisini öyle gösterdi. Çok gülmüştüm ama Gökhan. Dedim gerçekten şu anda bir şey demek istemiyorum. Sen kendinden razısın dedim.
sen dedim, ben dedim şu anda 25 yaşındayım ve bu senin üçüncü görüşüm. İlk defa bu kadar yakın oluyoruz. O yüzden dedim söylenecek bir söz yok dedim. Bazen dedim kendinden razı olan insanları hissettiğinde konuşmamak lazım. Sen razı değilsin anladım. Ben hiç razı değilim. Hiç. Hiçbir şekilde razı değilim. Çok kötü duygular, kötü anılar yaşadım. Baba hiç tanımadığın, ile. Hiç tanımadığın, 9 yaşına kadar hiç görmediğin bir adamla kötü anılar, kötü anlar, kötü anılar, kötü duygular nasıl biriktirebiliyorsun? İşte olmadığı için kötü biriktiriyorsun zaten. Keşke olsa yaşanmışlıklar. Yaşanmışlıklar olmadığı için. Çevrende arkadaşların vesaire, tabii onların yani, aileleri. Şimdi keşke olsa da işte ne bileyim bir tartışma olsa, keşke kötü davransa diyorsun. O da yok. Çünkü yok olmak, olmamak bence en büyük ceza, en büyük kötülük diye düşünüyorum ben. Ortada yok çünkü hiçbir şekilde. Düştüğünde kaldıran. Tabii. Belki sana futbolu... Atıyorum işte. Tabii babam da futbolcuymuş. Eski bir futbolcu, iyi bir futbolcuymuş. Onun eksikliğini hissettin tabii hayatında. Yok yani öyle kolay değil ama Allah... Baban eski futbolcu ve aslına bakacak olursan senin topla haşır neşir olmanda babanın hiçbir katkısı yok. Yok yok hiç. Hiç. Yani büyümemde, gelişmemde futbolcu da olamazsın. Hayatta bir evlat var ortada. Baba figürü var. Yani ortada yoksun sen. Annem Allah razı olsun o zaman anneannem, dayım. Bu üçlem içerisinde büyüdüm. Ve hayatımdaki en değerli varlıklar benim. Şükürler olsun ki öyle insanlarla, öyle kişilerle birlikte olmuşum. Annem benim için hayatımdaki en önemli varlıktır. Allah sağlık, uzun ömür versin. Aynı şekilde dayım, anneannem rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. O yüzden baba figürünü sorunca şu anda 84 yılında gitti yanılmıyorsam babam. Yaklaşık bir 35 senedir falan da daha fazla hatta orada yaşıyor. 9 yaşında ilk gördüğünde, aa bak bu senin baban. O 9 yaşındaki Oktay ne hissetti peki? Buz gibiydim. Çünkü karşımda buzdolabı vardı. Çok enteresan. Çok, yani çok... hani adam çocuk sevmiyor desem sonradan iki çocuk daha yapıyor. Bilmiyorum. Kendisine sormak lazım. Ama ben o anda anladım beni sevmediğini. Beni sevmeyeni ben hiç sevmem zaten. Fark etmez bu baba olmuş, anne olmuş. İlerleyen zamanlarda geleceğim ama şimdi daha herhalde zamanı bunu sormanın. Peki babalığı hiç yaşamadın. Babandan babalık görmedin. Babasız bir çocuk olarak. Babalığı nasıl öğrendin ve bu kadar bana göre iyi bir babasın? nasıl başardın? Hani... Sen görmemişsin ve hissetmemişsin ki. Başını okşayan, sana omuz veren, düştüğünde kaldıran, fırçalayan. Ve annem var. Hem anne hem baba olmayı bu tabii kadar ki. Güzel başardı mı? Tabii mükemmelim de. Anneannem var. Dayım var. Babalık yaptı bana. Allah razı olsun onlar var. Onların sevgisi her zaman beni yukarı çekti. Ve bana hayatı öğreten insanlar bunlar. Geleceğimi planlayan, maneviyatımı yukarıya çeken insanlar oldu. Ve şükürler olsun ki öyle bir evde, öyle bir ortamda büyüdüm. Çocukluğum da çok güzel geçti. Çok mutluyum yani. Ya, çok varlıklı bir aile değildik, fakirdik. Onu söylemek ayıp da değil. Ama en büyük zenginlik bence maneviyattır. Maneviyatın önüne hiçbir elle tutulur bir zenginlik geçemez. Muhafazakar bir aileydiniz galiba. Muhafazakar demeyelim. Dinle siyasi görüşü ayırt eden Atatürkçü bir ailenin çocuğuyum. Laik demokratım. Bizim için siyaset her zaman ülkemizin bölünmezliği, ülkemizin refah içinde oluşu, ülkemizin, halkımızın da en iyi ortamda birbirine sevgi ve saygı çerçevesinde yaşantısıdır. Hı hı. Bize bu öğretildi. Bizim başımızda kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun bu düşünce yapısıyla
olduğu zaman. Bunun adına muhafazakar denirsin. Bunun adına sosyal demokrat dersin. Bunun adına vesaire vesaire her şey diyebilirsin. Önemli olan siyaset anlamında benim bir tane siyasetim var. O da Atatürk düşünce ve inkılapları. Peki şunu da merak ediyorum. Şimdi tabii bazı noktalarda anladığım kadarıyla böyle canının yandığı zamanların var. Baba özlemi yaşadığın ya da keşke olsaydı dediğin. Ama onun dışında genel hatlarıyla mutlu bir çocuktun. Çok, çok. Peki anne sonradan yeni bir hayat kurdu, tekrar tabii. Bir evlilik yaptı. O sende ayrıca bir üzüntü yarattı mı? Eyvah bu da gidiyor mu diye. Çok, çok güzel bir geçiş oldu. Evlilik yaptığı kişi de ben ona daha sonradan baba dedim. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Bana elinden geldiği kadar babalık yapmıştır. Babamdan çok hakkı vardır. Allah razı olsun kendisinden. Hissettirtmediler. Tabii buna başta annem öncülük yaptı. Her zaman evladını ön planda tuttu. Günümüzde de zaten çok var anne baba. Ayrılabilir, anlaşmazlıklar hepimizde var, olabilir. Önemli olan bakış açıları. Bakış açısıdır. Bir çocuğu dünyaya getirmek mesele değil. O çocuğu büyütebilmek, o çocuğa gerekli zamanı ayırabilmek. Değil para mi? Değil. O zamanı verebilmek. Bugün... Aslına bakacak olursan annenin attığı ikinci imza senin mükafatın olmuş bir yerde. İkinci bir ödül gibi olmuş sana. Kaybettiğin, hiç sahip olamadığın bir şeyi tabii, oluşturmuş. Tabii oluşturmuş. Kaç yaşında tanıştınız beyefendiyle? İşte babamı görmemiştim o zaman da. 6-7 yaşlarındaydım. 6-7 yaşında. Daha babamı güzel, görmemiştim yani. Ne güzel, keyifli. Hep oradan, oradan bir tane işte kız kardeşim oldu. Şu anda benim mesela elim ayağımdır. Allah razı olsun. Birlikte yaşıyordunuz ama. Tabii tabii. Yok. Çok güzel. Birlikte yaşıyorduk. Şu anda benim en yakın dostum, en yakın arkadaşım, her zaman yanımda olan kız kardeşimdir. Diğerlerini görüşemiyoruz Amerika'da olduğu için. Zaten babamla görüşmediğim için. Şükürler olsun kardeşlerine yani Rabbime. Kardeşlerinde de şey var mı babayla görüşmediğin için? Kardeşlerle de belli bir mesafe ya da diyalog kopukluğu oluyor mu? Yoksa bu sadece babaya özgü mü? Buradayken görüşüyorduk. Sonra onlar da 94 yılında Amerika'ya gitmişlerdi. Buradayken ama ilişkilerimiz vardı. İyiydi. Kötü de değildi asla. Ama daha sonrasında da onlar Amerika'ya gidince hiç görüşmedik tabii. Anladım. En son 94 yılında falan görüştük. Peki futbola olan ilgi alaka ne zaman? Herhalde işte yani maalesef diyeceğim aslında yani niye maalesef diyorum bize bu şekilde armağan oldun. Baba genleri herhalde geçti bir şekilde futbola tabii olan muhakkak bir şey var. Vardır tabii İlgi vardır yani. Olmaz değil yani bunu inkar edemezsin. Yani zaten aslını inkar eden asla başarılı olamaz. Bu bir atasözüdür, bir gerçekçiliktir ama gözümü açtım ben kendimi futbolda gördüm. Hatta hani küçükken sana da yapılmıştır klişe laftır işte. Ya delikanlı söyle bakalım ne olacaksın? Büyüyünce ne olacaksın? Şimdi herkese futbolcu olacağım dediğimde tep tepki alıyordum. İnan. Ya işte ne futbolmuş, ne futbolculuğuymuş. İşte söylediğim seneler 80'li yılların başı. 81, 82, 79, 4-5 yaşlarından itibaren. Artık söylememeye başladım biliyor musun? Ondan mesela ne soruyor? Atıyorum. Doktor olacağım işte. Atıyorum. Mühendis olacağım. Yani sıkılmaya başlamıştım. Ya, inanmıyor. Ya ufacık çocuğum. O zaman kardeşim ne soruyorsun ne olacağım deyince. Sorma. Her dakika soruyor bana. Ne? Birilerine gidersin futbolu işte. Futbolu haytalık olarak gördüklerinden aynen, yoksa inanmıyorlar. Yani hem inanmıyorlar hem de ne alaka. Yani o kadar meslek dalı varken futbolculuk meslek mi gibi bakılıyordu. Günümüzde öyle değil ama şimdi. Değişti. Benim anlattığım dönemler 80'ler. 81, 82, 83 falan gibi dönemlerde işte 8'li 7'li yaşlarda. O yüzden hep kendimi bildiğim bileli futbolcu olacağımı hissettim. Allah'ın bahşettiği çok önemli bir şey. Ama geçiş dönemlerinde futbol öyle bir şeydir ki Gökay. Yani işte masa başında ne bileyim işte dirsek çürütürsün, okursun, sınavlara hazırlanırsın. Mühendis, doktor olursun. Öyle bir şey değil. Futbolun çok etkileşimi var. Futbolda bir kere disiplin çok ön planda. Futbolda bir kere ergenlik dönemi diye bir şey var. O ergenlik döneminde sapmalar var. O sapmalar döneminde
sen ne kadar dirayetlisin, ne kadar nefsine hakimsin, ne kadar dayanıklısın. Bugün geçmişi bizim gibi olan, kariyerli olmuş oyuncuların hemen hemen hepsi bu anlattıklarımdan geçmiştir. Geçecek olan... Ne tür sapmalardan bahsediyorsun? Şimdi ergenlik dönemine geldiğinde 13-14 yaşlarında, tamam mı? Daha fazla disiplinli olman gereken yerde kız arkadaşın olacak, işte ne bileyim başka alışkanlıklar, işte ne bileyim özel zevkler, bir sürü şeyler var bunun yani saysam sana 8-10 tane çıkar yani bir sürü çıkar. Ve sen o dönemde en disiplinli olacağın dönemdir o. Her şeyden vazgeçeceğin dönemdir. Bir kere bu iş fizikle yapılıyor. Güçlü olacaksın. Ve güçlü olmak için ne yapman lazım? İyi beslenip iyi dinlenmen ve hazır olman lazım. Bunun içinde uykuna, düzenli yaşamına, her şeyine dikkat etmen lazım. Bugün birçok yıldız adayı yıldız olacakken olmayan o kadar çok var ki, bunlara şahit olup gören arkadaşlarım var, gördüğüm arkadaşlarım var, o anlamda söylüyorum. Çok ağır bir bedel değil mi? Çok ağır bir bedel gibi görünüyor ama bugün ben Gökay Kalaycıoğlu beni ağırlıyorsa, burada konuk ediyorsa, bu geçmişte bıraktığım izlerden dolayı bunu yapıyorum. İsmimi neresi, nasıl bıraktığın önemli. Ne yaptığın önemli. O açılışta onu vermeye çalıştım. Evet zaten. İşte onu vermeye. O kadar güzel anlattın. Yani ben kendimi anlatmaya kalksam anlatamam. Çok güzel ifade kullandın. Tabii bu da senin samimi görüşlerin ve maneviyatınla içinden gelen şeyler yaptığın için. Şimdi ne kadar mutlu bir çocukluğu sana vermeye çalışsalar da alt metinde eksik olduğunu sen biliyorsun. Tabii kesinlikle. Yaşayan bilir. Dolayısıyla ya aile olmaktan kaçarsın sonuçta. Hı hı. Ben mesela aile olmaktan kaçanlardanım. ya da aile kurup geride bıraktığın yıllardaki eksikliği gidermeyi seçer birey. İş bu sebeple mi hayatının çok büyük bir yüzdelik dilimini evli geçirdin, aile olarak geçirdin? Bağ Gökay'cığım benim... Düşünce yapımda her zaman çocukluğa inmek lazım. Çocukluğumda 7 yaşlarındaydım. İlk eşim rahmetli. Onu görmüştüm. Orada aile olmaya karar vermiştim. İlk futbolcu olacağım. Büyük bir futbolcu. Ve onunla evleneceğim. Hayata bakış açım buydu. Çocukluk aşkın mıydı? Evet. İlk eşim. Evet. Ve Allah da nasip etti. Hayırlısı oldu mu olmadı mı tartıştır ama yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Hiç. Yaptığım her şeyden hata veya değil. Fark etmez. Her şeyden çok mutluyum. Yaşadıklarımdan da çok mutluyum. Bugün ondan geriye kalan 26 yaşında fazlasıyla sevdiğim ilk göz ağrım oğlum var. Bu da benim için bir başarı. Ve onunla hayatımı sürdürüyorum. Ve onu çok seviyorum. Diğer çocuklarım olduğu gibi. Yani aile kurmaktan kaçmadım. Hı-hı. Tam tersine. Ama işte 7 yaşındaki bu çocuğun, 7 yaşındaki küçücük Oktay'ın futbolcu olacağım ve evleneceğim demesi o ailedeki eksikliği kapatma isteği. Aile kavramındaki. Bak, bana göre. Bak olabilir. Olabilir. Buna hiçbir itirazım yok. Olabilir. Ama şu anda seninle bir samimi sohbet gerçekleştiriyorsak, eğer samimiyet varsa gerçekler bu. Ve bu gerçek düşüncemi gerçekleştirdim ve bunu da karşımdakine de söyledim. O yaşlarda. Ben seninle evleneceğim dedim. Gülüyordu. Mesela. Hayat böyle bir şey. Yani... eksiklikten dolayı mı diye sorarsan bana, sana kalanlar işte kimle büyüdün? Annemle, işte anneannem ve dayım üçgeniyle büyüdüm. Ve sana bir eksiklik hissettirdiler mi diye bir soru sorarsan, hayır. Asla. Hiç baba eksikliğini hissetmedim. Ha, derinlerde vardır, olmalıdır. Kesinlikle doğrudur bu. Buna bir lafım yok. Ama... çok çok büyük bir yara mıdır? Asla değildir benim için. Asla. Çünkü o açığı bana kapattırdılar.
O üç tane saydığım insan bana bunu kapattırdı. Onlara ne teşekkür etsem, neler söylesem ben benim için azdır. Ben hala onun muhakemesini tam yapamıyorum biliyor musun? Acaba o insanlara olan saygımızdan biz hiç o eksik olan pencereden bakmıyor muyuz? Şimdi benim de hayatımda o eksiklikleri kapatan insanlar çok oldu. Acaba gerçekten oradan ben rüzgar alıyordum da bana bunu hissettirmemeye çalışan insanlara o kadar emeklerine ya da özverilerine saygım vardı. Ondan mı hiç o pencereden bakmadım? Çok mu profesyonel bir şekilde orayı yok saydım? Olabilir. Bilmiyorum. Bak onun cevabını şu an ben de veremiyorum. O da olabilir. Her yani şey olabilir. Anlatırken ben kendi çocukluğuma da gidiyorum bu arada. Aynı şeyler. Yani kan bağım olmayan bir adam babam oldu. Onun o gerçekten baba dedim ona. Bugün kılına zarar gelse şu an yaşadığı memlekete yürüyerek ben ilk iki yıl diyemedim. Abi dedim. Tabii öyle oluyor. Öyle oluyor. Tabii. Bu hissetmektir. Bu samimiyettir. O bağı kurabilmektir. Bunu da her alanda da kendi işinde de aynı şekilde. Duygusal yapım ağırdır. Ama disiplin ve iş ahlakım bunu bastırır. Duygusal yapımı yeri geldiği zaman ortaya çıkartırım. Kendi işimde. Ama o bağı kurarsam, o bağı kuramazsam onu çıkartmam. Onu gizli tutarım. Disiplin ve iş ahlakım ön plandadır. Ta ki oyuncularımla veya arkadaşımla, yakın çevremle onu alabilirsem onu kurarım. Yoksa kurmam, onu saklarım duygusal olduğumu. Peki işler ciddiye binmeye başladı artık. Sen şimdi amatörlükten baya baya profesyonelliğe doğru ilerliyorsun. Bir yetenek tabii var. Aileye bunu açtın, desteklediler herhalde. Hep. Ha, güzel. Peki kırılma noktan futbolda fark edilmen, birinin senin elinden tutması ya da bir kapı açması, hadi bakalım şuradan bir yürü göster kendini demesi kaç yıl? Şimdi tabii 10-11 yaşlarında Karagümrük, Fatih Karagümrük altyapısında başladım. Orada gittiğim andan itibaren zaten fark edildim. Ama kırılma anını, yukarıya doğru ivme anını eğer soruyorsan 1989-90 yıllarında Sepp Piontek geldi milli takımların başına, Alman. Ve Sepp Piontek milli takımların başına geldiğinde Türkiye'de bir futbola arama tarama ekibi, Türkiye'yi tarama ekibi diye 7 bölgeye ayırıp bölgesel bir turnuva yapılmış. Marmara bölgesi, Ege bölgesi, İç Anadolu, Doğu Anadolu'ya kadar. Piontek'in talimatıyla bu bölgeler arası turnuvada oyuncu seçimleri yapıldı. Ve 7 bölge birbirleriyle maç yapmanın amacı da Türkiye'deki Edirne'den Ardahan'a kadar her yeri arayıp tarama şeydi. Ve o ekipte ben de vardım Marmara bölgesi olarak seçilenlerden. Ve final maçına geldiğinde, biz Marmara bölgesi finaline geldiğinde Sepp Piontek daha önce izlediği maçlarda benimle ilgili şu cümleyi kullanmış. Manşet oldu zaten. Arşivlerden de görebilirsiniz belki. O zaman Günaydın gazetesinde. İşte soylu bir yarış atı geliyor. Tabii manşet olmuştuk. Kırılma anı ve yukarı artık çıkıp zincirleri kırma anı Piontek'in... İltifat mı etmiş, hakaret mi etmiş bilemem. Yok iltifat. soylu bir yarış atı yani. Büyük bir iltifat bu. O at benim. O işaret, parmak işareti birçok takımın beni transfer listesine ve gözleme takibini alıp ondan önce de zaten biliniyorduk. Ama 90 yılından sonra tutulamaz bir ivmeyle yukarı çıktı. Peki hocam o mantığı anlatsana bana, orayı kaçırdım. Bu Sepp Piontek dediğin kişi geliyor, ülke içerisinde 7 bölge bir yapılanma best yapıyor. Of yapıyor. Tabii. Bir final maçı ve ilk 10 mu seçildi? Ne oldu? İşte gözdeler takımı oradan kuruldu. Genç milli takıma oyuncular seçildi. Ha, genç milli takım oyuncular seçildi. O döneme kadar yürütülen genç milli takım sisteminde tabii oradaki en büyük avantajlardan bir tanesi de benim yani futbolda futbolun Atatürk'ü diye tabir ettiğim Hamdi Serpil hocamız. Hamdi Serpil Tüz'ün buradan da çok geçmiş olsun diyorum. Bir Alzheimer hastalığı var galiba. Ulaşamıyorum da çok kendisine.
Telefonları da kapalı. İnşallah ulaşabilirsem, buradan yakınlara eğer ulaşabilirsek irtibata geçmek istiyorum kendisine. Çok geçmiş olsun diyorum buradan da. Onunla birlikte Sepp Piontek'in önderliğinde Serpil hocamızın çalıştırmasıyla genç milli takıma yeni oyuncular, aday oyuncular, yıldız adayları seçiliyordu. Ve orada genç milli takıma ben seçildim. Ve ama orada öyle bir cümle kurdu ki bütün takımların da transfer listesine girdi. Evet, herkesin kim bu diye çıktığında şükürler olsun ki biz de hem Hamdi Serpil hocamın hem de Sepp Piontek'in düşüncelerini ve lafını yerde bırakmadık. Ne güzel. Ondan sonra peki hayatın bayağı bir 180 derece değişti. Tabii. O popülerlik, tezahüratlar, ışıklar, haberlere konu olmalar falan filan çok, o hayata... Çok yüksek derecede zaten bir ivmeyi kazandık. İşte 18-19 yaşlarında zaten alt millitlerden direkt A milli takımda oynadım ben 19 yaşında. Ve ilk hedef gerçekleşti. İlk hedef gerçekleşti. Sonra ikinci hedefe geçtik. O ilk hedef gerçekleşirken zaten temasta beraberdik. Aynı mahalledeydik. Yani 7 yaşından beri hiç kopmadınız mı? Ya kopmadık derken tabii görüşmediğimiz anlar oldu. Görmediğim anlar oldu ama hep kontrolümdeydi. Vallahi. Tabii ki. Ondan sonra peki evlilik teklifi nasıl oldu? Evlilik. 7 yaşından 21 yaşına kadar bir süreç var yani. Evlilik teklifi işte 16-17 yaşlarındaydım. Trabzon'a bir transfer oldum. Karagümrük'ten. O dönem göremedim. Ondan sonra işte çok uzun zaman aramadım. Yani birazcık böyle değişik bakış açısında acaba mı diye düşündüm ama sonradan karar verdim. Yok dedim. Ben düşüncelerimi gerçekleştirmem lazım. Sonra aradım. Teklif ettim. O da tamam dedi. Aynı yaşlıydık çünkü. Ve evlendiniz. Evet. Ve kariyerinin zirvede olduğu, en popüler tabii olduğu en dönemde. Tabii en popüler olduğum dönemde takım arkadaşlarım diyordu hatta. Ya kafayı mı yedin oğlum? Bu kadar popülersin, bu kadar işte yakışıklısın, iyi oyuncusun, manyak mısın evleniyorsun diye. Popülerliği sekteye uğratıyor mu hakikaten imza? Bence evlilik? Yok ya. Ya sonuçta hepimiz insanız. Bakış açısı çok önemli Gökay. Dedim ya, ben her şeyi bir insanda bulduktan sonra, keyfi bir insanda aldıktan sonra, çünkü sadece görsellik, ne bileyim estetik değil bayan, karşı taraf, karşı cins benim için. Anlaşmak, fikir, onunla vakit geçirmek, onunla gülmek, eğlenmek, ağlamak, bunlar da işin içinde var. Ve dedim ya, her yaptığım şeyden, özel hayatımda işte 3 tane evliliğimden hiç pişman değilim. Hatalar bizler içindir. Değişimler bizler içindir. Hep bunlarla karşılaşacağız. Bundan sonra da karşılaşacağız. Ve bunları göze alarak birilerine güvenmek zorundayız. Ve güvenmeden bir hayat geçmez. Güvenip yanıldığımızı, yanılmadığımızı yaşarken anlayacağız. Birine imza atamazsın. Yani şuna benziyor mesela. İşte birini işe alacaksın veya biri işte başlayacak bir işe. Ya tecrübesiz bu. Ya arkadaş, hiç kimse anasından karnından tecrübeli doğmadı. Herkes tecrübesiz olarak hayata adımını attı. Onu tecrübelendirmek senin ona bakış açınla alakalı. Ona verdiğin güvenle, samimiyetle ve işse yaptığı işle sorgulamakla alakalı, iş değilse, özel hayatsa yaşamak ve zaman geçirmekle alakalı bir durum. Böyle bir durum. İlk güvenini insanlara karşı yitirdiğin ve sonrasında tabii ki farklı bir serüvene doğru yolculuğun başladı. İlk eşinin intihar. Tabii. O benim insanlara olan güvenimi kırdı. Anlatsana o dönemi. Yani bildiğim kadarıyla maça gidiyordun. Kamptaydık. Kamptaydık. Sezon evladın başı. Evladın doğdu. Evet. Şu an 26 yaşında. O dönem 3-4 aylıktı, doğru i̇şte mu? 4-5 aylıktı. Peki hani son dönemlerde aslında en mutlu olmanız gereken zamanlar. Çocuk doğmuş. Ya tabii. İki yaşam, life goal dediğimiz şey. Oyuncu olmuşsun, popüler olmuşsun kendi adına bir şey.
Sonra sevdiğin kızla evlendin. Seni mutlu eden şeyler, tahmin ediyorum ki onu da mutlu eden şeyler olmalı. Yollar birleşmiş. Belli bir refah seviyesine ulaştınız. Hı hı hı. Kucağınızda bir bebeğiniz var. Sizin, size ait. Beraber yaptınız, zorla yapmadınız bunu. Yani ne oldu abi? Yani o son aylarda bir sıkıntı var yok, mıydı? Yok. Hastalığı var mıydı? Korkmuş vardı, bir teşhis var mıydı? Neydi vardı. Aslında? İşte doğum sonrası sendrom diye işte söyleniyordu. Ama ben kendi gözlerimle bir şey görmedim açıkçası. Davranışlarında çok acayiplik bir şey görmedim. Ama biraz önce sordun ya arkası arkasıya bir sürü soru sordun. İnan o soruların hepsini ben binlerce kere sordum. Ve işin içinden çıkamadım. Cevapsız kaldı. Cevapsız kaldı. Yapacak bir şey yok yani. O telefon çaldı ve bu haberi aldın. Evet. Ne şekilde önce gitti? Otobüste geliyoruz. Otobüste bütün takım biliyormuş zaten. Ne diyorsun ya? Yani, tabii. Ben arıyorum. Eşimi açmıyor. Ve evi arıyorum. Evden de açmıyorlar. Sonra yolda gelirken yani herkesin işte yardımcı hocamız vardı Fuat Hoca. Geldi yanıma. Gel yanıma otur falan dedi. Ha niye hocam dedim. Gel dedi ya otur dedi. Konuşayım. Takımla ilgili konuşuyoruz falan dedi. Ama herkeste bir tuhaflık var. Hissettim ya ne oluyor ya dedim. Bana bakıyorlar falan. Aralarında konuşuyorlar. Ondan sonra bir daha da şey oldum. Evi arayayım dedim. Bu sefer evi aradım. Savcı çıktı telefona. Evde savcı vardı. Bu haberi verdi bana. Geri söyle. Yapacak bir şey yok. Hayat şu anda dedim ya. Gerçekten konuyu ajit etmek için şey yapmıyorum. Ne olur yanlış anlama beni. Çok yapay geliyor bana. Hani geçmişe dönüp o haberlere bakıp ne şekilde gitti bu dünyadan? Vallahi silahla. Silahla vurarak. Tabii silahın nereden geldiğini bilmiyorum. O da var. Söylenen şeyler var. Bunları buradan açıp tekrar gündem olsun da istemiyorum. Silahın temin edilişi çok ilginç. Nasıl diye sorayım mı? Ya bunu tabii söylersem şey olur. Birileri töhmet altında kalacak. Yakınları. Yani o yüzden arkadaşları ya da ailesi tarafından mı temin edilmiş? Yani evet. Söylemek istemiyorum ama şey çok ilginç, çok eskimiş artık. Kapattım yani bazı şeyleri. Üzücü bir durumlar. Duyduğun anda ne hissettin ya? Yani vallahi Gökay, sadece yani karını kaybetmiyorsun, çocukluk arkadaşını kaybediyorsun, karını kaybediyorsun. İnsanlara güvenini kaybediyorsun. Çok ağır bir cümleydi seninle ilk sohbet ettiğimizde. Evladımı ve beni yalnız bırakacak kadar, arkasına bakmayıp gidecek kadar gibi bir cümle kurmuştum, evet, hatırlıyorum. Ne olabilir yani? Ne olabilir? Ya o ne varsa var yani, boşanırsın, ayrılırsın, biter ya. Yani bu kadar basit, bu kadar. Ama tabii onun tarafından da baktığımda günümüzde, etrafımızda her zaman olan bir durum. Hangi psikolojiye girdiği, işin içinden çıkamıyor. Anlamadım. Karakter hiç anlamadım. Hiç anlamadım. Anlasam yardım etmez miyim? Zaten hep yanındaydık. Hep beraber. Elimden ne geliyorsa her zaman. Ama dedim ya bir anlık bir durum herhalde. Allah kimseyi düşürmesin. Allah kimseye yaşatmasın. Hiç kimsenin başına, hiç kimsenin evladına, hiç kimsenin yakınına. Suçladın mı kendini? Vermesin. Suçlamaya çalıştım. Nedir diye. Hatam nedir diye. Ama yoktu. Hiçbir suçum yoktu. Yani ben ne yapabilirim ya da bir başka bir durum nedir, ne olabilir diye bulamadık. Bilmiyorum yani. Allah rahmet eylesin. İnşallah mekanı cennettir ama kendine kıyanların genelde Allah kabul etmiyor yani. Kırgın mısın? Kırgın olsam ne olacak Gökay? Yani bir şey değiştirecek mi? Değiştirecek bir durum yok. Buradaki önemli olan... Hayır, şurası ne diyor? Şurası Allah'a havale ediyor. Çoğu şeyi oraya havale ediyor. Çünkü bizler dedim ya Allah'ın bahşettiği kadar bir nefesimiz var.
Bir zamanımız var, bir durumumuz var. Ve onu en iyi şekilde, en mutlu ve huzurlu bir şekilde kullanmakla mükellefiz diye düşünüyorum ben hayatta. Diğer tasarruflar, diğer gelişen olayların hiçbir tanesini değiştirmeye ve planlamaya gücümüz yetmez bizim. Öyle bir durumumuz yok. Hani derler ya, sen istediğin kadar plan yap, istediğin kadar kafanda bir şeyleri planla. Allah'ın planı. Kul plan yapan Rabbim gülermiş derler. Tabii ki ya, o yani hesap. O hesap. O yüzden bazı şeyleri maneviyatla, düşünce gücüyle, kendimi dinleyerek üstesinden geldim. Yaklaşık bir ay yakın hastanede kaldım. Ne diyorsun? Tabii o dönemde arşivlere falan girersen. Çok psikolojik destek aldım. Tabii aldım. Psikiyatrik hatta. Tabii aldık. Tabii aldık. O dönemde işte bir ay sonra idmanlara başladım. Devamlı her gün manşet çıkıyordu her gün. İşte Oktay daha çıkmadı. Hala işte ilaçlarla uyutuluyor diye fazlasıyla haber gündemiydik o dönemde. Ama sağ olsunlar çok destek oldu Türk halkı o dönemde. İnanılmaz yani. Futbolu seven sevmeyen herkes hep yanımda oldu. İnanılmaz destek gördüm. Hep yanımda oldu. Herkesin zamanlı ya da zamansız kayıpları oluyor. Hepimiz bunu bir şekilde tecrübe ediyoruz. Bunun şimdi bir trajedi olması ayrı bir şey. Ama sen de çok sevmişsin demek ki. Tabii. Kesinlikle. Yani bunu inkar edecek şeyimiz yok. Hiçbirimiz de kalkıp tamam zamanlı ya da zamansız kaybettiğimiz hayatımızda oldu olmadı mı? Oldu. Kendi ellerimizle toprağa verdiğimiz insanlarımız ya, oldu ama bir ay kimse beni uyutmadı abi. Evet. Çok sevdim. Atamadım, atlatamadım. Çok hata. Ondan sonra çok hatalar yaptım zaten hayatımda. Yani, mesela? Yani yapmışızdır çok planlamada. En büyük hatalarımdan bir tanesi çalışmayı bıraktım. Şaka yapıyorsun. Tabii. Futbolu. Aynen. Aa. Tabii ki. O sırada hangi takımdaydın sen? Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ı mı bıraktın? Daha sonrasında 2 sene sonra Beşiktaş'ı bıraktım, çalışmayı bıraktım. Ben çok çalışırdım. Yani antrenman temposunun dışında normal. Gerekçen neydi? Ekstra hayatı sevmemeye başladım. Sen intihar düşündün mü? Yok asla. Asla. Mutsuzdum. Mutsuzluk dönemim vardı. Yani işte halk dilinde depresyon deniliyor. Ama hiçbir zaman öyle bir şey düşünmedim. Hani intihar düşünmemişsindir de hani... Yok, çocuğum vardı çünkü. Vardır hani, ne bileyim, Allah'ım ben yapamıyorum, sen al canımı falan. O noktada mı? Yok, o noktalara zaman zaman oldu ama asla. Çünkü çocuğum vardı ve sevdiklerim vardı, ailem vardı. Karakter olarak o yapıda değil. Çalışmak biraz da onlar için değil miydi? Öyleydi ama inan yüksek tempoda çalışmayı bıraktım. Yani şöyle diyelim. El frenini bırakırsın boşa gider ya araba. Öyle çalıştım yani. Yani kariyerim zaten hep aşağı indi ondan sonra. Yukarı doğru çıkmadı. Eğer o olayı yaşamasaydım muhtemelen İtalya ya da İspanya Ligi'nde çok uzun yıllar oynardım. Çünkü çok teklif vardı o dönemde. Gerçekten. Valencia, Sevilla, Paris Saint Germain, Atletico Madrid... çok ciddi istiyordu beni. Hatta Juventus İtalya'dan. Ve bir gün... Daha fazla çalışarak. Bir gün Süleyman Sebah rahmetli, Allah rahmet eylesin. Çok hakkı vardır üzerimizde. Her zaman yanımda oldu, çok destekçi oldu. Sezon sonuydu zaten, bitmişti. Beni çağırdı. Valencia ve Paris Saint Germain'in 8 milyon dolarlık teklifi var dedi. Kağıdı gösterdi. Bak dedi. 8 değil 80 milyon dolar gelse dedi seni bırakmayacağım dedi. Tamam mı dedim? Tamam başkanım dedim. Çünkü o dönemde mukavelem bitse de Bosman kanunları yoktu Gökay. 2001'de çıktı Bosman kanunları. Sen mukavelem bitse de kulüpten ayrılamıyordun. Sözleşmen seni kulüpten ayrılmaya bitmesi yeterli değildi. Bir bonservis diye bir şey vardı. Asla ve asla değişmedi. Bu 2001 yılında Bosman kanunlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde değişen bir olaydı. O dönemde yoktu. Yani biz gidemezdik kulüp izin vermeden. Peki burada o noktada şunu sormak lazım.
Bu kadar senden vazgeçmeyen, bu kadar sana bağlı, senle özdeş hale gelmiş bir takım ve o takımın yönetiminden bahsediyorsun. Hı-hı. Sonra 2 sene sonra ayrıldım, evet. Böyle uçurumdan yuvarlanıyorsun ve her yuvarlandıkça daha büyük bir keder topu halinde yuvarlanıyorsun. O zaman neredeydiler? Bir kendine gelip seni bir silkeleyip, hatta amiyane tabirle söylüyorum, 2 tokatla bir kendine getirtmek gibi şeyleri olmadı. Vallahi o dönemdeki çevremizdeki insanlar sağ olsun yine ailem elinden geleni yapıyordu ama bilinçli işte yanımızda olanlar hep bizi kullanmaya çalışan, bizden nemalanmaya çalışan tipler vardı daha çok. Bizi yönlendiren, iyi yönlendiren insan sayısı azdı çevremizde. Genelde öyle olur ya insanlar. Biz de onları ayırt edemedik. Evet, dediğin gibi çevremizde, yanımızda bizi kendimize getirecek, yönlendirecek, psikolojik anlamda gerçekten yukarıya çekecek bir insan olsaydı, mesela bu babam olabilirdi. Aha. Böyle bir insan yanımda olup. Ya da sana işte şu takımdan sana teklif geldi, 8 milyon dolarlık ama hapırdasan da küpürdesen de seni oraya göndermeyeceğim diyen Süleyman Seba da olabilirdi. Ya yaptı, o elinden geldiği kadar. Yapmadı değil. Kesinlikle. Beşiktaş Kulübü cami olarak bunu yaptı. Özellikle başkanımız, Allah rahmet eylesin. Ama engelleyemediler. İşte dedim ya, bu yanlış bir düşünce tarzları ve insanın hayatındaki yaptığı yanlışlardan bir tanesi. Ve ben bunu yaptım. Ve ben Beşiktaş'tan ayrılırken 1,5 ay vermedi beni Seba, biliyor musunuz? Transferimi. Ben 1,5 ay kulübe gitmedim. Artık bana telefon aç, oğlum gel, işte biraz ceza verelim, başla, yapma. Rahmetli Cenk Koray vardı, yöneticimizdi bizim o zaman. O aynı şekilde. Yılmaz abi hala kulakları çınlasın. Yılmaz Ekergil yöneticimiz. O aradı beni çok. Yani insan oldu. Bizler için hata. Oğlum kaç yaşında öğrendi gerçeği? Annesinin ölüm şeklini. 10'lu yaşlarda. Okuldaki bir veli. Arkadaşının annesinden. Saçma sapan. Eve geldi işte Aleyna, küçük onun küçüğü işte, büyük kızım. Hatta o da bilmiyordu. Ona da aynı şekilde işte Aleyna da 6-7'li yaşlarda, aralarında 3 yaş var. Ona da aynı şekilde okulundaki veli, işte arkadaşı. El alemi çatısı yani. Ha, yani. Okulda konuşulan ikisine de... Nasıl karşıladık onu? Tabii ben ikisine de o dönemde elimden geldiği kadar... Zor bir durum aslında. Zor anlatmak. İkisine de aynı şekilde olayların işte nasıl olduğunu, nasıl yapılanı üstü körük bir şekilde anlatmaya çalıştık. Tabii şimdi biri 23 yaşında, biri 26 yaşında. A'dan Z'ye noktasına birbirine her şeyi biliyorlar. Ya bilmeleri de lazım bilinçli bir şekilde. Ama benim için gerçekten zor. Yani bir şeyleri onlara anlatabilmek, söylemek, izah etmek. Zor bir durum ama şükürler olsun Rabbime. Omuzlarımızdaki yük hep hafif oldu. Peki ikinci evliliğini kaç sene sonra yaptın? 2. 2 yıl sonra yaptın. Ha, 3 yaş fark var 2 kardeş arasında. Hı. Doğru. O zaman ikinci... evliliğimden de 3 tane evladım var. 3 evladım. Toplamda 4 şu anda. 3.'den yok şu anda. Bekleniyor. Düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum ama eşim çok istiyor. Ve hiç evlenmemiş, o çocuğu da olmamış. Allah nasip ederse, Allah kısmet ederse, hayırlısıysa, ona söylediklerimi aynısını burada da söylüyorum. Bir tane daha evladımız olsun. 5 kardeş. İyi hadi bakalım. Ama peki. Düşüncelerim bu. O dönem ikinci kez kalbin çarptı. Tekrar nikah masasına oturmak, evlenmek. Bu da tabii beraberinde şeyleri getirmiştir o dönem. Hani işte ne bileyim, karısını kaybetti. Hani hep beklerler ya, ömrünün sonuna kadar acı çekmelisin. Ya öyle zannetmiyorum ya. Herkes öyle bir şey beklemiyordu. Yani 2 seneden sonra diyenler herhalde mutlu olsun demiştir. Ama dediğim gibi yaptığım hiçbir şeyden
Hiçbir zaman pişman olmadım. O ne tabii, kadar kaç sene sürdü? 15. 15 sene. 15 sene ve bayağı da çocuklu, çoluklu falan filan bir şeysiniz. Biraz da herhalde tamam ilk evliliğin böyle bir kötü sonlanması, senin ondan sonra böyle bir bayır aşağı kendini bırakman. Ama ikinci evliliğinle birlikte hem aile kavramını tekrar sahipleniyorsun hem de futbola tekrar dönüyorsun. Doğru mu? Evet, evet, evet. Aslında seni toparlayan da bir süreç olmuş ikinci evlilik. 15 sene sonra niye bitti? Diyorum ya, değişimler insanlar için, bizler içindir yani. Ne, nasıl, nereden nereye geldin, nasıl değiştin, ne oldu? Ya şimdi karşılıklı iki fikirdir bu. Karşılıklı iki fikrin çatışması her zaman aynı gitmiyor. Şu anki evliliğim için de geçerli olan bir şey bu. Zaman ne gösterecek bunu tayin edemezsin. Ama geçen sürede yapılanlar eksisiyle, artısıyla hepsi bizlere yazar. Ve hiç pişman değilim. Bana göre onun yanlışı vardır. Ona göre benim yanlışım vardır. Bitmiş 15 yılın sonucunda 3 tane de evladımız var. Onların geleceği için, onların hayat durumu için her zaman iyi olmamız lazım. Onun iyi olması dost lazım. Dost kalabildiniz mi bari? Yani öyle dost çok yüksek derecede kalamadık. Bu doğruya doğru. Ama ben her zaman iyi olmasını, çocuklarımın annesidir. Her zaman iyi olmasını, her zaman mutlu olmasını dilemişimdir. Çünkü kötü olması demek çocuklarımın yanlışıdır. Kaldı ki ben kimsenin kötü olmasını dileyecek bir yapıda bir insan değilim. Şimdi tabii ki özel konuları konuşurken bir yanda da alt metinde beynimde şeyleri kurguluyorum, soruları kurguluyorum. Çünkü spor şu hayatta o kadar uzak olduğum bir alan ki yanlış ve komik bir soru sormaktan çok korkuyorum. Ne olur biliyorum, affedin. Biliyorum onu, biliyorum zaten. Yani bak 11 tane adamın bir topun peşinden bu kadar koşup buna hırs yapmasını ömrüm boyunca affedemedim. Hayatımda bu kadar topçu var ki. Bak hakikaten niye böyle böyle neyse böyle kabul edin beni. Beşiktaş'a kırgın olduğunu biliyorum. Beşiktaş taraftarına değil ama. Onu söyleyeyim. Kulübüne. Şimdi sen bana kırgınlığını bir anlat. Ondan sonra benim ya bir sorun olacak bu konuyla. Kırgınlığım yani. Şu Gökhan. Yani şimdi oynadığımız süre çok boyunca. Sen futbolda da tek eşliydin. Sen hep Beşiktaş'ta anıldın. Tabii tabii, tabii aynen aynen. Ben Beşiktaş'ta yaptım zaten bütün şeyimi, kariyerimin çoğunu. Tabii Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da da iyi işlerimiz var. Orada da oynadım ama bugün özümüze dönecek olursak kariyerimin hemen hemen büyük bir bölümü Beşiktaş'tadır. Ve Beşiktaş da şu anda Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncusuyum. Artı bir maçta 4 gol atan A milli takım adına Beşiktaş formasıyla oyuncusuyum. Yüzyılın golünü dünyada ödülünü alan Beşiktaş formasıyla oyuncusuyum. Daha yetmez mi bu rekorlar? Peki. Ve bunun üzerine çok absürt adamların müzede resmi var. Benim yok. Özel bir konumda. Yani şu anda yani orada müzeye girdiğinde şu olması lazım. İşte Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncumuz Oktay Derelioğlu'dur. Benim resmim olması lazım. Yanında da işte dünyanın en güzel golünü atmıştır. Beşiktaş formasıyla yüzyılın golü seçilmiştir. Bir resim olması lazım. Altta da sıralanmalıdır. Ta ki o rekoru biri geçene kadar. Benim resmim olmalıdır. Çünkü bütün uluslararası büyük kulüplerde, işte buna Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon diyebiliriz. Yurt dışında örnek vermek gerekirse City, Manchester, United, Barcelona, Real Madrid vesaire. Hepsinin müzesi böyledir. Bunu anlatmaya çalıştım. Bu kadar. Yani bir şeyi yok sayma arkadaş. Yani yok sayarsan sen kendi tarihine ihanet edersin. Tarihine ihanet etme. Benimle ne alıp veremediğiniz var bilmiyorum. Ben SEBA yönetiminde söylemiyorum bunu. SEBA yönetiminden sonra da çalışmadım ben. Bilmiyorum. Ben bunu anlatmaya çalıştım. Ha bir intikam duygum yoktur. Asla ve asla. Tam tersine o taraftarla, büyük Beşiktaş taraftarıyla birleşme arzum vardır zamanı gelince. Ve bugün genç jenerasyon olarak işte baktığında
işte Metin Ali Feyyazlar 60'lı yaşlara dayanmıştır. 40-50 yaşlar arasında işte Sergen var, ben varım, işte İbrahim Üzülmez var baktığımda isimler olarak şu an aklıma gelenler. Bizizdir yani. Biz, bize sahip çıkılması lazım şu anki dönemdeki kişilerin. Peki, şimdi sana bir soru soracağım dedim yani başta bir anda. Hiç şunu düşündün mü? Beşiktaş'ta bana karşı bir şey var diyorsun. Ne olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorum, bilemiyorum. Beşiktaş'ın sana en çok ihtiyacı olduğu zamanlarda Beşiktaş'ın elini bırakmış olman olabilir mi? Ya bunda haklılar. Ben bunda haksızlar demiyorum. Yani arkadaş demiyorum. Baktığın zaman ihaneti ilk eden sensin. Ya ben bunu kabul ediyorum ama ihanet... Kırıldığını hani Nasrettin Hoca fıkrası gibi kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun şimdi? Yani öyle bir durum olmamış bu, mı? Bu gerçekleri yansıtmayacak kadar bir ihanet değil Gökay. Çok büyük bir ihanet değil bu. Bu profesyonel çerçevede... Niye kendini hafife alıyorsun? Senin yokluğun bence o dönemde ya çok hafife, büyük bir ayıptı. Hafife... Ben de aynı görüşteyim. Ben şu an Beşiktaş'ta uzun yıllar devam etseydim şu anki başarımın 2-3 katıydı. Alakalı. Ben eğer ki bu bırakmamış olsaydım Avrupa'da çok uzun yıllar şu takımlarda oynardım. Evet, böyle bir adam bir anda ellerinden akıp gidiyor. Tutamıyorlar. Gidiyor ve gitti. Tamam. Bundan... Sonra benim müzede niye fotoğraf? Acaba niye? Bundan dolayı olmamalı ama. Bundan dolayı olmamalı. Bu kadar keskin. Gerçeği yansıtamayacak kadar, gerçek yaşatamayacak kadar değil yani. Gerçekleri ben hem bir ihanettir, bir işte yani şimdi çok arkadaşımız var. Çalıştı, Beşiktaş'a geri döndü. Gittiği takımların formasını öptü. Ben o takımlıyım dedi. Bu profesyonel bir çerçevedir artık yani. Böyle bakmak lazım. Sonra tekrar futbola şimdi, geri döndüğünde tekrar Beşiktaş'a geldin ama değil mi? Bir bıraktın ya her şeyi. Bıraktıktan sonra gelmek istedim. Olmadı o dönemde. İspanya'dan geldiğimde Trabzon'a gittim. Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geçtim. Ha o bıraktıktan sonra Beşiktaş, bir daha Beşiktaş mı? Yok, hayır. Yok olmadı. Ama ben de diyorum ki zaman inşallah bizim de çalışmalarımız, bizim de gayretimizle bir gün Beşiktaş başında hoca olarak görüşeceğiz. Teknik adam olarak dönmek istiyorsun. Teknik adam olarak. Ha bu zaman belirleyecek. Bunu benim başarım belirleyecek. Şu anda da Makedonya'da bunu başardım. Evet ya çok tebrik ediyorum seni. Şahane bir başarı. Yani bunun henüz bir örneği yok değil mi? Yok tabii yani şu anda. Yurt dışında sen bir takımı aldın ve bir üst... Aldık aslında CV'ye geçen çıkardım. Sene 2021-22 sezonunda Gökay, Makedonya'da Gostivar takımını 1 puan aldık. Ve geçen sene herkesin küme düştüğü dönemde ve hiçbir şeyini tanımıyorsun. Toplumun ne rakibini tanıyorsun, ne oyuncusunu tanıyorsun, ne hakemini tanıyorsun. Ve geçen sene yani 21-22 sezon daha zordu bizim için. Ve orada 4. olarak tamamladık. Bu sene de güzel bir yapılanma. Güzel bir katkıyla hem de yönetimine ortak birlikte. Bütçe planlamasıyla yaptık. Sağ olsun oradaki başkana da, yönetime de. Güzel bir planlamayla takımı birincilikle çıkardık. Ve şu anda biraz araştırma yaptım. Türkiye'de, Avrupa'da bir takımı bir üst lige çıkartıp şampiyon yapan bir takım, bir hoca yok. Buna da şükürler olsun ama gerekli o şeyi görmüyoruz. İşte bir iki tane gazete manşet attı. Yazdı, çizdi. Sağ olsun sen ilgini çekti. Instagram'da takipleştiğimiz için. Eski arkadaşım, dostum olduğun için sağ olsun. Ama biz diyoruz ki üretim. Suni başarı değil. Ürettik al işte önünüzde. 2 senede 47 maç. 32 galibiyet. 10 beraberlik. 5 mağlubiyet. O 5 mağlubiyet de geçen sene. Ve namağlup şampiyon oluyorsun bu sene. Çok en büyük şeydi tabii. Peki namağlup. Sonra ne oldu? Yani artık bu yeteneği ya da bu bilek gücünü, ne bileyim beyin gücü ne dersen de artık hani futbolda çünkü pek çok şey komplike. Stratejileri belirlemek sadece beden gücü değil. Şurası da çok kıymetli. Türkiye'ye, Türk takımlarına kendimi ve yeteneğimi paylaşmak istiyorum düşüncesiyle mi geldin? Bu kadar her şey güzeldi
Makedonya'daki o takımı niye bıraktın ya da? Makedonya'daki takımı fikir ayrılıklarımız oldu. Ligin 3-4 maçı kalmıştı. Ve orada da kendi yardımcılarımı bıraktım. Kolaylamıştı. İşte ligin 16. sırasında. Zirvede bırakmayı seviyorsun galiba. Çok. Kronik olarak aynen. Böyle bir şey. Ve şampiyon olarak bıraktığımız için şu anda da olabilir, her yerde olabilir bu fikir ayrılıkları. Ve Makedonya'daki serüvenimi, maceramı sonlandırdım. Ama hayat ne getirir, ne götürür bilemezsin. Onun için şu anda kendi ülkemde bazı şeyleri başarmak istiyorum. Ve kendi ülkemde bugün çok insana çok fırsatlar veriliyor. Biz de o fırsatlardan bir tanesini yakalarsak inşallah, Allah bize nasip ederse, kendi yeteneğimizi, bilgimizi, birikimimizi ön plana çıkartmak istiyoruz. Ve buna da inanıyorum. Ama olur, ama olmaz. Bunu Allah bilir. Son bakacağız. Maçını hatırlıyor musun? Futbolcu olarak çıktı. Futbolcu olarak son maçım en son Süper Lig'deydi. Galatasaray'a karşı Diyarbakır'da oynamıştım. 2007, 6 ya da 7. Futbol mu seni bıraktı, sen mi futbol bıraktın? Bence ben. Futbol bırakmadı. Dedim ya, bu iş çok zor bir iş. Bu iş, her zaman güçlü olmak zorundasın. Hep çalışmak zorundasın. Fiziksel olarak çok güçlü olsan da, eğer mental olarak, psikolojik olarak bu işte hazır değilsen başarılı olamazsın. Bu işin ana teması buradan geçiyor. Psikolojik güçten geçiyor. Bence her işin ana teması psikolojik güçten geçiyor. Kendini buna hazırlamalısın. Öncellemelisin. Planlamalısın. Programlamalısın. Antrenörlükte de en önemli şey programlamak, planlamak, ince detayları öne çıkartmak. Golün var mıydı son maçta? Yok, yoktu. Atamamıştım son maçta. O son düdüğü duymak ne hissettirdi peki? Ya bilmiyordum o zaman son düdüğüm olacağını. Sadece Süper Lig'deki son maçım olarak şimdi sen sorunca hatırladım. Sonra devam ettim işte ikinciliklerde bir sene oynamaya çalıştım 2007-2008'de. Hani böyle bir şey olur ya, şaşalı, hüzünlü ya da şey, jübileler. Jübile yaptım. Jübilem oldu. Ha. Tabii 2009'da jübile yaptım. Yaptığım zaman da Hazer Lankeran, Azerbaycan takımıyla Beşiktaş İnönü'de yaptık. Sağ olsun jübilemi de o dönemde Hazer Lankeran kulübünün başkanı, aynı zamanda Beşiktaş'ta da sponsordu Mübariz Bey. Mübariz Massimo yapmıştı. Sana bir jübile yapalım demişti. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum ona da. Güzel bir jübilem olmuştu Beşiktaş'ta. Nasıl bir his? Bir daha oynamayacak olman. Aslında çok kötü bir his. Yani bugün baktığımda kariyerim çok... Son yayınım olduğunu bilmek istemem. Ya da jübile yayın. Hani o jübile. Ama hani futbolculuk yayın. Öyle bir şey. Yani futbolculuk bir yerde bırakman gerekiyor. Aslında herkesin işe başladığı dönemler, işte bıraktığımda 32 yaşındaydım, 32-33 yaşındaydım. Herkesin işe başladığı dönemde hayata sen jübile yapıp emekliye çıkıyorsun. Ama çıkmadık tabii. Ondan sonra kurslara gittik. Antrenörlük, eğitimleri aldık. İşte bugün geldiğimiz noktada 11 senede pro lisans aldık. Bütün kurslara girdik. Girmediğimiz hiçbir kurs kalmadı. Dünyanın... Ki o pro lisansı dediğin pek çok oyuncuda, pek yok. Çok spor adamında yok. Olmayan bir şeydi. Tabii. Bugün pro lisans almak öyle kolay değil. Bir zaman, bir süreç gerektiriyor. Bugün pro lisans demek dünyanın her kulübünü çalıştıracak pozisyondasın. Ama maalesef bizim ülkemizde çok detaylandırılmıyor bu. Kolay bir noktada verilebiliyor. O da bizim handikaplarımızdan bir tanesi. Zaman içerisinde inşallah o da düzelir. Oyuncu olduğun dönemde en hırs yaptığın takım hangisiydi ya? Vallahi öyle bir takıma karşı yapmadım yok ayrı. Hep hırslıydım kendim. Kendi içimde. Beni en çok sıkıntıya uğratan şey, eğer o gün kendimi hazır hissetmediysem bunu hissedersin. Sen de program yaparken bazı programlarında başın ağrıyordur, modunda değilsindir. Kendini hazır hissetmiyorsundur. Beni en çok sıkıntıya
sokan durum oydu. Mesela sorarlar bana. Derler sizi en çok zorlayan defans oyuncusu kimdir diye. Beni kendimden başkası zorlamazdı. Ben kendimi hazır hissettiğim an karşımda kim olsa hiç fark etmez. Bence bir adam mısın? Yok. Kararları genelde sen alıyorsun. Yani kararları ben bencil anlamdaki... Bencil olmakla bencil olmak arasında fark var. Tabii biliyorum biliyorum. Lider bir ruha sahibim. Lider bir ruha sahibim. Ama asla ben olup bencil değilim. Giden sensin, bırakan sensin, karar evet. veren sensin. Belki de ilk eşini bu yüzden affedemiyorsun hala. Yani hayatından belki de tek giden senin inisiyatifin dışında o. Hep sen gitmişsin. Yani ben gittim diye bakmamak lazım. İnsanın kendisi gider ya. Karşı taraf da gider yani. Öyle düşünmemek lazım. Ama anlattıklarında hep o var. Ama o noktaya kim nasıl getirdi seni? Ona bakmak lazım. O sadece bana değil, sevdiklerine, kendi ailesine de bazı soruları sordurtmadan gitti. Derler ya artık konuşacak, tartışacak bir ortam yok. O farklı bir bakış açısı. Ama ben olmak, kararları alabilmek aslında çok büyük cesaret isteyen bir iş. Ve cesur bir adam. Öyle tanımlıyorum kendimi. Mutlu musun? Çok. Kendi düşen ağlamaz kafa yapısındayım. Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir söyleşiydi. Yani senin gibi bir moderatörle, senin gibi bir dost arkadaşla muhabbet etmek, yani hiç kameraların varlığını bile hissetmemek geliyor bana. İyi ki geldin. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Ben de. Ve efendim bu hafta da Haber Bahane'nin sonuna geldik. Oktay Delalioğlu bize eşlik etti. Haftaya pazartesi yine çok özel bir konukla karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.